Sayın Cumhurbaşkanım, insan, yük ve veri ulaştırmada ortaya koyduğunuz vizyon doğrultusunda dev adımlar atıyoruz. Yaptığımız her iş, ülkemizin âli menfaatlerini ve gelecek hedeflerimizi desteklemek içindir. İnşallah daha nice hizmetler ve çağın ruhuna uygun altyapı çalışmaları ile ülkemizi dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında layık olduğu konuma getireceğiz. Kulemizin inşaatında emeği geçen mimarından mühendisine, yüklenicisinden işçisine ve bakanlığımızın çatısı altında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çamlıca Kulemizin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum, saygılarımla arz ederim. Sayın Bakanım, emeklerinize sağlık. Bu arada tabii bu süreçte bir radyocu olarak ben de sürecin içindeydim. Mehmet'in gezegeni olarak, bir radyo aşığı olarak. Sayın Bakanıma bu süreçte bizimle işbirliği yaptığı için, RTÜK Başkanımıza işbirliği yaptığı için, bütün kule çalışanlarına, yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu sürecin başından itibaren bu hayali paylaşan çok kıymetli bir isim var aramızda. Ulaştırma eski bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım aramızda. Sayın Yıldırım'ı davet ediyoruz. Hoş geldiniz efendim tekrar. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli katılımcılar. Bugün heyecan verici bir gün. 29 Mayıs İstanbul'un 568. yıl dönümü, fetih yıl dönümü. Fetih yıl dönümüne yakışır bir eseri daha Zat-ı Âli'nizin liderliğinde İstanbullulara, aziz milletimize armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dün Taksim Camisi'ne mührü vurduk. İstanbul'un bir alameti. Bugün Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi ve Büyük Çamlıca'da yer alan Büyük Çamlıca Camisi. Bunlar yıllar sonra, asırlarca bu şehre, doğduğunuz, büyüdüğünüz bu şehre imza attığınız projelerden sadece birkaç. Allah razı olsun. Bugün büyük bir kadir bilirlik örneği görüyoruz. Onun için de şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin esasında gelişi güzel antenlerin yurdun değişik illerinde sağlığı tehdit eder bir şekilde yapılmış olmasının verdiği rahatsızlığı ta 2009 yılında bize söylemiştiniz. Ve biz o günlerde çalışmalara başladık. İlk prototip denemesini Çanakkale'de yaptık. Çanakkale bitti faaliyette. Ve asıl master proje İstanbul projesiydi. Onunla ilgili de uzun bir proje yarışması, proje belirleme çalışması oldu. Birçok sanatçımız projelerini hazırladılar ve bunların tespitini yaptığımızda bir acı haber geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde 23 Ekim Van depremi olmuştu. Apar topar sizinle birlikte oraya gitmiştik. Ondan sonra bir müddet daha proje beklemeye geçti. Ve nihayet seçmekte çok ciddi zorluk yaşandı. Ve siz bu projeyi seçtiniz. İyi ki de seçtiniz. İstanbul'a yakıştı, Çamlıca'ya yakıştı, milletimize yakıştı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum sana. Başlanılan eserler bir bir hizmete giriyor. Bunu da görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hayaldi gerçek olduğu düşüncemizin bir ispatını bugün burada görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu muazzam eserin altında imzası başta siz varsınız. Ve bizler ve bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız, önceki bakanlarımız Mehmet Cahit Turan, Ahmet Aslan ve halen bakan
başlık görevini sürdüren İsmail Kara İsmailoğlu'nun emekleri var. Bakanlık personelinin emeği var. Hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yüklenici firmaya, mühendislerine, işçilerine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir eseri İstanbul'a kazandırdıkları için. O çelik antenler emisyon yayarak insan sağlığını tehdit etmeyecek. Bu anlamda Avrupa'ya örnek bir projeye imza atıldı. Tekrar İstanbullular adına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Şu an itibariyle bu kuleden yayın yapan bütün radyolar ortak yayına geçtiler. Farklı fikirde, farklı politikada olan 100'e yakın radyo şu anda yayınlarını kestiler, açılışa bağlandılar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Protokol sunucusu değilim, bir radyocuyum. Hepimiz için bir hayaldi, önceleri çok korktuk. Çünkü dünyada eşi benzeri olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yüzün üzerinde anten tek bir kuleden dünyada eşi benzeri yok. Araştırdık, korktuk, tedirgin olduk. Acaba yayınlarımız mı kesilecek? Sayın Cumhurbaşkanımla bu konuyu ilettik, Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Yani gerçekten bizim için imkansızdı böyle bir yayının yapılması. Çünkü dünyada eşi benzeri yok. 100 tane antenin tek bir kuleden yayın yapması bize imkansız dendi. Bu imkansızla birlikte çok korktuk radyolar olarak. Bu korkumuzun yersiz olduğunu görüyoruz ama burada tabii en önemli emek bir radyo sevdalısı. Ben öyle görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bir radyo sevdalısı. Çünkü kendisiyle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda çok güzel anılarımız oldu radyolarla ilgili, radyo ile ilgili. Radyo ile ilgili RTÜK'ün yaptığı bir araştırmadan bahsetmek istiyorum izin verirseniz. RTÜK en son araştırmasında soruyor. En güvendiğiniz mecra hangisi? En güvendiğiniz vatandaşa soruyor. Açık ara radyo çıkıyor. Açık ara. Bu araştırmayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ben bizzat göndermiştim. İnşallah incelemiştir. Yine RTÜK'ün yaptığı başka bir araştırmada vatandaşa soruluyor. Diyorlar ki radyo sizin için ne ifade ediyor? Vatandaş diyor ki radyo benim arkadaşım, radyo benim can yoldaşım. Ben radyoyla ders çalışıyorum, radyoyla çalışıyorum, radyoyla yolda gidiyorum, geliyorum. Adeta insanların gizli kahramanı radyolar. Ben şu anda yayınlarını kesip, şu dakika itibariyle yayınlarını kesip bize bağlanan, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanım ilk defa böyle bir şey oluyor. Bu direkte yayın yapan bütün radyolar şu an yayınlarını kestiler. Ulusal, bölgesel, yerel hepsi kestiler. Sizin mesajlarınızı merak ediyorlar. Tabii radyo deyince insanlar şu anda araçlarında dinliyorlar. Ben tekrar size emeklerinizden dolayı sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ve alkışlarla sizi bir radyo dostu olarak sahneye davet ediyorum. Buyurun.
Aziz milletim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada İstanbul'umuza yeni bir güzellik katacağına inandığım, şehrimizin önemli bir sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izlediğimiz Çamlıca verici tesisimizi resmen hizmete açmak üzere bir aradayız. Tabii önemli olan şu, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlıca kulemizin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bizi sevindiren, mutlu kılan şu, Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik. Tabii Büyük Çamlıca Camii'nin bitmesiyle birlikte de caminin kıble tarafı işgal altındaydı. Ve oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş. Görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. Ve biz bu kirliliği ne zaman ortadan kaldıracağız diye hep bunun gayreti, hasreti içerisinde olduk. Acaba bunu adalara mı bunları kaldırsak? Yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak? Bunları da hep düşündük. Sonunda dedik ki biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz. 100 kadar olur mu? Olur. Ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların üzerinde o zaman çok çalıştık. Proje üzerinde çok çalıştık. Proje şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Nasıl bir proje yapalım? Bunun üzerinde de ciddi manada durduk. Sonunda hakikaten sadece ülkemizde değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirmiş olduk. Tabii sevindiğimiz bir başka boyut, yani 100 kadar radyonun buradan yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması, bu da bizim ayrıca bir başarımız oldu. Bundan dolayı da tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz, onları da kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek, hem çevre kirliliğini önleyecek, hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci? İşte bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik ispatı vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Diktiğimiz ağaçlardan tutun bu tür eserlere varıncaya kadar. Bu iş aklidir.
Bu iş ispatı vücut gerektirir. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler, yaktılar, yıktılar. Biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen anında ağaçları diktik. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceksin. İşte biz bunları yaptık. Radyo ve televizyon üst kurulundan lisans alan PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı ayrıca gerçekleştireceğine de inanıyorum. Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olması önemli bir adımdır. Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum. Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in "Dünyaya son bir kez bakacaksın" deseler, o bakışı Çamlıca tepelerinden atmayı arzulardım. Bu ifadelerini kullanarak hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaza hakim bir manzaranın üzerinde deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule aynı zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100 radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik altyapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum. Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve şairleri şarkılarıyla beraber terennüm ederek İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Türkiye dünyanın en stratejik, pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyasında kurulmuş böyle bir ülke. Ve bu ülkede İstanbul, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul, bu güzel coğrafyanın adeta kalbi durumundadır. Kalp, kalp. Sıradan bir iş değil. Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerimiz, oralarda yaşayan tüm vatandaşlarımız öyle veya böyle İstanbul ile mutlaka irtibatlıdır. Bunu ben şöyle özetleyebilirim. İstanbul, 81 vilayetimiz var ya, 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. İstanbul böyle bir yer. Nüfusumuzun ve iş gücümüzün neredeyse beşte birini barındıran İstanbul, milli gelirimizin üçte birini, ihracatımızın yarısını, vergi gelirlerimizin yarıya yakınını üretmektedir. İstanbul böyle bir şehir.
Dünyada böylesine eski yerleşime sahip, böylesine çok tarihi mekanı olan üç büyük devlete başkentlik yapmış, eğitimden turizme böylesine güçlü altyapı inşa etmiş, ekonomiden sanata her alanda küresel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. İstanbul böyle bir şehir. Deniziyle, boğazıyla, adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle, hisarlarıyla, köprüleriyle, boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle İstanbul her geçen yıl daha da güzelleşmektedir. İşte Ayasofya'yı bir yıl önce hamdolsun açtık. Ardından dün Taksim Camii'ni inşa edip onun da açılışını hamdolsun bizlere nasip oldu. Dün yaptık ve bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışını yapıyoruz. Bitmedi. Şimdi inşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var. Olacaklar. Varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle ve Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi, hem stratejik, hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinden 6 tane köprü göreceksiniz. Ve bu 6 köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında solunda iki şehir inşa edeceğiz. O iki şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak. Ve ya bunlar nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü biz tarihe not düşüyoruz, not. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla, ülke olarak böyle bir şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Şairlerin her köşesini ayrı bir hissiyatla anlattığı, şarkıların her vasfını ayrı bir nameyle dillendirdiği İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz. Bu şehir geçmişte tarihi ve tabii güzellikleri yanında insanlarıyla çok örselendi. Çok hoyrat davranışlara maruz kaldı. Çok yıpratıldı. İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Ve şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu. Vatandaşlarımıza bunu özellikle anlatmak istiyoruz. Temizliğinden ulaşımına, suyundan doğalgazına, yeşilinden havasına, kültür sanatından sporuna, sanayi ticaretinden sosyal desteklerine kadar hiçbir unsuru ihmal etmeden İstanbul'u baştan sona eserlerimizde, hizmetlerimizde adeta yeni baştan inşa ettik. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da şehre yapılan her yatırımı, getirilen her hizmeti adım adım takip ettik. Her projenin bizzat içinde yer aldık. İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının, burada ortaya çıkan her değerin
insanımızın her birinin hayatına yansıdığının bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak, ah kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyenler çok zor. Anlamıyorlar. Halbuki mesela dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet veriyor? Mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç son etabını hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm, kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu şehre kazandırılan her eserin, her hizmetin olumlu etkisi dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir aşkla, sevda ile bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u şöyle kuş bakışı seyrettiğinizde yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, gördüğünüz eksikler karşısında da kalbiniz sıkışmıyorsa, demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Semalarımızı 5 vakit süsleyen ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa, boğazdan esen rüzgarlara kendinizi bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz? Aynen böyle. Bu şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Çay simidiyle, balık ekmeğiyle, kestanesiyle, lokmasıyla, turşusuyla, mısırıyla, tavuklu pilavıyla, velhasıl sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Belediye başkanı olduğumda çay simidini İstanbulluya önce nerede ikram ettik biliyor musunuz? Hemen şuracıkta, Çamlıca Tepesi'nde. Çamlıca Tepesi'nde. Ve piyasadaki fiyatlardan çok daha ucuz, çok daha farklı çay simidi satıyordu. Ve ondan sonra yarış başladı. Çünkü biz tüm ömrümüzü İstanbul'a hakim değil, hadim olmak için harcadık ve bundan zerre kadar da pişmanlık duymadık, duymuyoruz. Bundan sonra da Rabbimin verdiği her nefesi şehrimize hizmet için kullanmak en büyük duamızdır. Bugün İstanbul'u daha çok sevmek, daha şevkle ona hizmet etmek için bir sebebe daha sahip olduk. Evet, Çamlıca Kulemizi şehrimize kattığı değerle, fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir misyonla İstanbul'a armağan ediyoruz. Kulemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenleri, bugüne kadar gelmiş tüm bakan arkadaşlarım, yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ve şimdi izleyeceğiniz gibi inşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden İstanbul'u çok daha farklı izleyeceksiniz. Çok daha farklı göreceksiniz. Ben birkaç kez izledim ve bir başka güç, bir başka hamdolsun zevk aldık. Sizlerin de alacağına inanıyorum. Kalın sağlıcakla, hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Rabbim Çamlıca Kulesi'ni İstanbul'umuza, tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlı kılsın diyorum.
Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı sahneden bırakmıyoruz. Sayın Bakanımızı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı bugünün anısına bir hediye vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Tabii bu arada malum Büyük Çamlıca camimizi bitirdik. Ama bu arada yine Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı kulesini diktik. 111 metre uzunluğunda bir direk. Bayrağımızın yüz ölçümü ne kadar Adil Bey? 1000 metrekarede bayrağımızın yüz ölçümü. Bu da zaten bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı. Gerekirse daha büyüğünde yapabiliriz. Çünkü İstanbul'umuza, ülkemize bunlar yakışır. Hele hele Çamlıca'nın tepesine. Tabii bir de şimdi işte bu kulemizle beraber ayrı bir güzelliği buraya ve böyle bir üçlüyü Çamlıca'nın tepesine nakşettik. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi Kurdele kesimi için meclis başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızı sahneye davet ediyoruz. Çok kıymetli bakanlarımızı sahneye davet ediyoruz. İletişim başkanımızı sahneye davet ediyoruz. RTÜK başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Ve genel başkan yardımcılarımızı lütfen. Herhalde başka makas yok galiba. Öyle mi? Neyse. Nurettin Bey, sen de oradan şöyle parmaklarınla kesiyor. Rabbim bu kulemizi ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile kılsın. Rabbi yesir ve la tuasir, Rabbi temmin bil hayır diyelim ve kordelamızı da böylece keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, açılışımız kurdeleyle, dualarla gerçekleşti. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize, İstanbul'umuza.